Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 130 yıldır yapılan çömlekçilik sanatı ilk günkü gibi özveri ile Kınık Köyü'nde yapılmaya devam ediyor. Kınık Köyü'ne 130 yıl önce atalarının göç etmesi ile başlayan çömlekçilik sanatı ile köylü geçimini bu meslekten sağlıyor. Çömlek ustalarının büyük bir emek ve özveri ile çamura şekil verdikleri Kınık Köyü'nde eskiden her evde bir usta, her evde bir çömlek ocağı bulunuyordu. Hayallerini çamur ile şekillendiren ustalar testi, güveç, çaydanlık, cezve, fincan, saksı, hediyelik eşya olmak üzere birçok ürünü yapmaya ilk aşkla devam ediyorlar. Yılından beri bu işi yapmaktayım. 1980 yılında kendi atölyemi açtım. Türkiye genelinde sadece Kınık'ta yapılan astar çalışmasını şimdi göstermekteyiz. Bu Kınık Köyü'nde yapılır bu astar çalışma. Aslında bunlar daldırılarak yapılıyordu daha önceleri. Şimdi her tarafını beyaz yapmamak için bu şekilde puarlarla, daha önceleri bu hayvan boynuzlarıyla yapılan bir işlemdi. Saksılarda, testilerde boyamalar. Şimdi kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek artık bu. Köyde de hani bilen var mı derseniz var. Ama bu boyama işlemini yapan çok fazla insan kalmadı. Bu da artık antikaya dönüşmeye yüz tutmuş bir meslek haline geldi. Köyde benden başka bu astar çalışma boyama işini yapan yok. Bilen var. Üniversitelerden, dışarıdan seramik atölyeleri olanlar sürekli gelirler. Bu işin yapım aşamasını kimisi tezine hazırlar üniversitelerde öğrenciler, kimisi fotoğraflarını çeker. Sizlere boynuzla çalışma şeklinin boynuzlarını da göstereceğim. Daha önceleri yapılan işlerde. Kınık'ta çömlekçilik 1885 yıllarında Şakir Ağa tarafından getirilmiştir. Daha sonra Hasan Usta gelmiştir. Köyümüz Bulgaristan göçmeni. Birçok üniversitelerde, fuar alanlarında bu işin nasıl yapıldığını
gösterilerine hep devamını yapmışımdır. Boyama işlemi bitmiştir. Kurumaya alınır. Kurumadan sonra bir bisküvi pişirimi yapılır. Bisküvi pişirimden sonra tekrar sırlayarak fırına. Biraz önce yapmış olduğumuz işin bu ilk pişirim hali. Daha sonra tekrar bunun üzerine sır yapılıp sırlı çalışmayı da gösterelim. Bu da sırlının pişip bitmiş hali, tamamen kullanımlık. Kullanım amaçlıdır. Bitmiştir. Yani fırında iki sefer pişirim yapılıyor bu hale gelene kadar. Köyümüzde 130 yıldır bu iş, çömlekçilik yapılıyor. Daha önceleri köyümüzdeki atölye sayısı 70-80'ine yakın atölye vardı. Aşağı yukarı her evin bir atölyesi vardı ama şimdi artık gittikçe kaybolmaya yüz tuttu. 20 atölye varsa bu 20 atölyenin içerisinde de zaten 8 veya 9 iş yeri tornada, çömlekçi çargında çalışanı var. Geri kalan kısım preslerle, döküm, bu tür çalışmalar yapıyor. Geriden çömlekçi yetişmiyor artık.